Genelde Alsancak stadı mı çoğu? İç saha mı? İç saha, dış saha. Dış saha da var da iç herhalde daha fazla değil mi Alsancak işte daha fazla. Şimdi bu arada bugün Sabahattin Ladikli'nin 5 metre ofsayttan sonra ceza alanının 5 metre dışından ya penaltı olacak verdiği şey değil. Maçta Ya sen şimdi oynuyor bir muydun? Fenerbahçe maçı oynuyoruz. Sen Altı oynuyor pas, muydun altı maçta? pasın üzerinde Yılmaz Şen, bizim Uğur'u, küçük Uğur'u omuzu kırıldı. Tam altı pasın 1 metre dışında. Penaltıyı gösterdi. Uzaktaydı pozisyona. Penaltıyı gösterdi. Yürüyor. Eli böyle gidiyor. Yürüyor. Eli böyle gidiyor. Ondan sonra ceza aldın. Yayının üzerinde kaldı eli. Sen nasıl İyiymiş. kalırsın abi? Yeni bir anlayış getirmiş. Sağda nasıl kalırsın ya? İşte aynı bak. Yılmaz Şen bize gol attı. Ya gol atan adam ne yapar? Sevinir. Ben böyleyim. Hakem böyle. İsmini vermeyeyim. Şimdi o biliyor. Hem de uluslararası hakemi. Böyle. Bu golü hepinizin dedi. Karısına kızla dedi. Bayağı küfür etti. Atmayacak mısın dedim. Sus seni atarım dedi. O vermeyince cezayı 3 dakika sonra ben verdim. Beni attı. Onu da attı. Hocam göstere göstere yapıyorlardı Mustafa biliyor. Şimdiki hakemler öyle değil. Değil. Bir de maç satanları vardı çok. Şimdi o maç satanlar bayağı temizlik yaptık maç satanları bayağı. Şimdi maç satan hakemi ben pek düşünemiyorum. Ben de Yani bırakırsan yaparlar mı bilmem yani ama şu anda yıllardır düşünemiyorum. son yıllarda hakemler için son derece düzgün. Yani hem karakter olarak hem kafa olarak fakat hakemlik için sadece bunlar yetmiyor. Bir de yürek lazım. Şimdi işte son örneği Erman Hoca'ydı bunun. İçeride olsun, dışarıda olsun. Yani Türkiye'de çok dürüst olduğun zaman bazen kaybedersin. Bazı maçlara Hocam veremezsin. ama Bir de bazen pratiği teoriye geçirme işinde başarılı Teoriyi olabiliyor. pratiğe geçirme. Teori, evet düzeltiyorum. Teoriyi pratiğe geçirme. Evet. Yani o muhakeme gücünü o anlık kararlar verme Şimdi esnasında uygulayamayabiliyorlar. ya seni farklı kılacak, büyük yapacak olaylardan kendi korkunla, kendi yüreksizliğine vazgeçersen senden zaten hiçbir şey olmaz. Mustafa ne dedi demin teknik adam için? Bırakabilirim dedi ama istediğimi yapacağım dedi. Yoksa bırakırım dedi. O riski alırsan hakemlikte de olur. Evet. Ya ben bu hakemliği bırakırım dersen atarsın bir Hocam oyuncu. Yoksa atamazsın. kaygı çok var. Sizin zamanınızdaki gibi değil. Şimdi daha profesyonel, siz de biliyorsunuz hep konuşuruz Ya moralim programlarda. bozulur mu? Ekonomik Moralim anlamda bozulur ciddi mu? paralar dönüyor. Bırakırsa, hakemlikle ilgili sıkıntıya girerse, sözleşmesi fesh olursa çok ciddi kayıpları olacak. Abi En büyük yapmasın. kaygı bu bana göre performansı etkileyen. Standart Hakemlikten de var o olmaması ya. ama hakemlikte bu Hakemlikten çok para sirayet etti. kazanılmaz ya. Hakemlikten para Katılıyorum kazanılmaz. ama iş buna döndü hocam. Şimdi bak, Hakemlikten iş para buna döndü. kazanılmaz. Bizim yani Hakemlikten kazanılacağın paraya kalmışsan hakemlik yapamazsın. Erman Hakemlikten kazanılacak paraya kalmışsan hayatında hakemlik yapamazsın. yapamaz. İşin gerçeği Yapamazsın. buraya bu yöne gidiyor Olmaz. hocam. Şimdi ben futbolculuğumda ben çok net bir şekilde maçın hakemi açıklandığı zaman ya ben düşüyordum ya da çok rahat uyuyordum. Adını duyduğum zaman. Birinin adını diyor, Allah yandık diyordum. Allah O bulur. kafacı da etkiler. Hepimiz aynıydık abi. Aynıydık. Çok net. İşte Doğru. aynı devrin toplumu. Futbolculuk zamanını söylüyorsunuz değil mi hocam? Tabii Nasıl? canım. Bir de büyük takımlar mesela hakem açıklandığında ben anlamıyorum. Şimdi bir bakıyorsun trend topik oluyor işte şu hakem falan. Esas Anadolu takımı. Biz orada oynadık işte. Ligde senelerce. Hocam Yani onu kimse şey Mustafa yapmıyor Hoca'dan ki sonra biz şimdi jenerasyonlara her geldik. Biz de hakemlere açıklanmadan önce ve bakıyorduk direkt. Anadolu açıklandıktan tabii. sonra direkt algı Direkt yönetimi başlıyor. Ender direkt Anadolu takımları ne yapsın işte. Hoca da oynadı Evet. Ankara Gücü'nde aynı şekilde bizim gibi. Yani direkt hakeme biz bakardık. Büyük takımlar niye bakıyor ben onu anlamıyorum. Şimdi bugün milli takımda tabii üzücü bir gelişme. 3 Covid vakası daha varmış. Açıklayacaklar. Tabii onları açıklayana kadar biz isim vermeyelim. Sanıyorum açıklayacaklardır. Milli takımda yine böyle bir hastalık problemi var. Yarın şey bekleyebilirler ama ben akşam Şenol Hoca ile konuştum. Söyledi 3 kişinin şey olduğunu. Yarın dedim test yapılacak mı? Yapılacak ama dedi muhtemelen dedi negatif çıkma şansı daha düşük. Ama ne Belki olursa yarın garantileyip açıklarlar. yani evet bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor ama Şu yani milli içinde takım bulunduğumuz dönemin gerçeği bu. bulunduğu atmosferle, yaşadığı duygularla şu anda yani belki Türkiye'de ilk defa ben konuşmuştum yani bazı futbolcular sakat cezalı olurdu. Hocam bu hafta eksiğiniz var. Ben de derdim ki hayırdır 9 kişi mi çıkıyor sahaya eksiğiniz var.
yani milli takım şu anda eksiklik hissetmeyecek bir öyle kadro yapısına sahip. Evet. Dolayısıyla hepsi iyi olursa son derece iyi bir haber. Ama arada böyle hadiseler olursa da milli takım şu anda alternatif bol olan bir takım. Evet. Dolayısıyla hepsi bizim için değerli ama bütün hepsi değerli. Yani bir değerli pozitif çıkarsa onun yerine gelecek olan da en az onun kadar değerli. Doğru. Öyle doğru bir sıkıntımız olmaz. Bu arada bir %15 seyirci de alınacak. İşte bugün ilan edildiği üzere Letonya karşılaşmasındaki 76 bin seyirci olduğuna göre 11.400 seyirciye tekabül ediyor. Onu da işte bütün şartları belirli zaten o şartlar ve HES koduyla ve evet, işte o pandemi koşullarında neler gerekiyorsa yapılması gereken işler. Hatta galiba ateş falan bile ölçeceklermiş. Eski bir arkadaşım BDD genç takımında oynardı Erol diye, bizim Tahsin Tuncay Galatasaraylı falan. Diyor ki ya Erman çok keyifli bir program oluyor, tebrikler, bu tür programları millet özledi diyor. Evet. Ne güzel. Çeşmeden atıyor. Enteresan. Çeşmeden mi? Çeşmeden. Bana atmıyor, sana atıyor. Senin sen mi attırdın hocam? Malik Hoca da bana attı. Size de çok evet, selam var Erman Hoca'ya da. Hocam bilirsin Malik Hoca. Adana Sporlu eski kaleci. Bilmez biliyorsun değil mi hocam? Kim? Malik abi. Ya evet. Bilmez. Bir bilgi de UEFA. Bir arkadaşım soruyor. Diyor ki hocam diyor, sorar mısın diyor, Hüseyin diye bir arkadaşım. Şeyci, o da Galatasaray'dır. Mustafa Hoca ilk milli ne zaman oldu diyor. Ay, genç milli. İşte ilk A milli diye soruyor. Genç ya. Milli 67 yılında oldum. A milli? A milli 73. Toplam? 33 galiba. Hepsi. Var epey oldu. İzmir'den kolay değildi milli takıma seçilmek. Bir de milli maç çok iyi ki hocam. Yani senede 3 tane milli maç vardı zaten. UEFA Euro 2020'nin ev sahibi 12 şehre son tarih olarak 7 Nisan'ı verdi hocam. 7 Nisan'a kadar seyirci alabilecek misiniz bize bildirin demişler. Son tarih 7 Nisan. Yani %15 ile %30 arası öngörüyorlar. Şampiyon, yani şeyi seyircili oynatmak istiyor UEFA. İyi oynat, maçları ama tabii ama oynatacak belli da bu bir şeyde rakam yani, içinde. %15, %30 arası herhalde %15 olacak. Covid'i de her ülkenin çok yakından takip etmesi lazım. Tabii garanti istiyor. Yani öyle şey olmaz bu kadar alabilir. Dolayısıyla örneğin İtalya hala bir karar aşamasında bizim açılış maçını oynayacağımız. Orası olacak mı olmayacak mı? Değişebilir. Ki oraya aylar var daha. O maça aylar. Haziran'ın 11'i. Yani, gerçi yani Nisan Roma'da Mayıs, değil mi? 2,5 ay kaldı hocam. 2,5 ay dedin, uzun bir süre Ender. Doğru. Ya kolay bir şey mi yani bugünden bunları tespit edebilmek? Yani yarın ne olacağını bilmiyorsun doğru, ki. Doğru. Yani ülkemizin yaşadığı duruma bak. Yani bir hafta evvel rakamlar daha düşüktü. Hasta sayısı, vefat sayısı. Ondan sonra son günlerde daha yükseldi. Yeni kararlar alınır mı? O da yarın belli olur. Yeni kabine kararlar, var. Bu müzik reklam demek hocam.